Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda rekorları bir kullanıcıdan başka kullanıcıya nasıl transfer ederiz onu çalışacağız. Hatırlarsanız biz rekor oluşturduğumuz zaman her rekorun bir sahibi vardı. Şu anda görüyorsunuz benim standart custom objectim var burada. Class. O 14 tane sınıfımız var. 14 tane rekorumuz var. Select Fields to Display kısmından biliyorsunuz. Rekordan sahibi kimse, owner first name görüyorsunuz. O owner'ı görebiliyorsunuz. Bu rekordan sahibi kim onu görebiliyoruz. Şu anda görüyorsunuz bazıları William, bazıları işte Anderson, bazıları Engin. Diyelim ki benim rekordlarımı Engin adında yani benim oluşturduğum rekordları Anderson'a vermek istiyorum. O zaman yapmanız gereken şey şu. Setup'a gitmeniz gerekiyor. Setup'tan sol taraftan transfer yazmanız yeterli. Transfer, Mass Transfer Records diye bir tool'umuz var. Data'nın altında. Oradan class'ları bulmanız gerekiyor. Transfer classes diyor oradan. Bunu herhangi bir object için yapabilirsiniz. Problem yok. O yüzden ben bildiğim object'i seçtim. Custom object'i seçtim. Şimdi kimden kime transfer ediyorsunuz diye soruyor. Ben buradan transfer from diyorum. Transfer Engin. Buradan Engin'i seçiyorum. Engin başvurukten kime transfer etmek istiyorsunuz? Diyelim ki ben dediğim gibi Emily diye biri var. Emily'nin hiç rekordu yoktu. Emily'ye transfer etmek istiyorum. Şartımız var mı? Şartımız da olabilir. Şartla transfer edebiliriz. Onu biraz sonra bakalım. Find diyorsunuz. Önce rekordları buluyorsunuz. Hangilerini transfer etmek istiyorsanız onları seçiyorsunuz ve transfer ediyorsunuz. Şu anda biz Engin'in rekordlarını aldık. Kime verdik arkadaşlar? Emily'ye verdik. Görüyor musunuz? Emily. Böyle yukarıdan aşağı doğru sıralandırsak Emily var. Şimdi William diyelim ki 4. sınıfları ya da işte kapasitesi oradan bakalım. Kapasitesi 25 olsun bu. Bütün hepsine kapasite koyalım. Onlarla alakalı bir şey yapalım. Diyelim ki William sahip olduğu rekorların kapasitesi 25'ten aşağı olan 25'ten aşağı olan ya da 25'e eşit olan rekorları diyelim ki farklı birine vermek istiyor William. William onları Emily'ye vermek istiyor diyelim. Tekrar geliyorsunuz. Bu kez bir şartımız var. Şartımız kapasite. Ne diyoruz? Less than or equal diyoruz. 25. 25'in az ya da 25'e eşitse onları bulup öyle rekordlar varsa kimden onu da önemli. Kimden alıyoruz? William'dan alıyorduk. Hatırlayalım. Bunu buradan kaldıralım. William demiştik değil mi? Evet, William'ı seçiyoruz. William bazı rekorlarını burayı silelim. William bazı rekorlarını kime vermek istiyor? Emily'ye vermek istiyor. Ne hangi rekorları? Kapasitesi 25'ten az olanları vermek istiyor. Seçiyorum. Görüyorsunuz. Bunlar kapasitesi 25'ten az olanlar. Bunları seçiyorsunuz. Transfer diyorsunuz. Otomatikmen bunları William'dan alıyor, Emily'ye veriyor. Bu şekilde transfer mass rekorsu kullanabiliyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz 25'ten az olanları, şunları 25, 2C falan onları Emily'ye verdi. Şu anda Emily'nin daha fazla rekordu var. Bu şekilde transfer yapabiliyorsunuz. Ben bunu account'a da yapmak istedim ama şu anda account'ları neredeyse sildim. 3 tane account'umuz var. Orada yapalım. Şimdi öncelikle biz rekordun sahibini görelim. Nasıl yapıyorduk? Hatırlayalım. Owner yazıyor. Owner first name'i alıyorum. Bu rekordların sahibi kim? Engin. Ben bu account'ları bulmak istiyorum. Transfer, Mass Transfer Record'dan geliyorsunuz. Account'u seçiyorsunuz. Sonra Transfer From diyorsunuz. Engin'den alıyorsunuz. Diyelim ki siz bunları Anderson'a vermek istiyorsunuz. Anderson'u seçmeniz gerekiyor. Daha sonra burada ne diyor? Transfer Open Opportunities, not owned by existing. Bunları da seçebiliyorsunuz. Transfer Close Cases diyor. Bunlara hiç dokunmuyorum. Find diyorum. Şöyle 3 tane record var. Bunları bulup transfer yapabiliyorsunuz. Evet, ne diyor? Before you can transfer this record, new owner needs read permission. Bu önemli. Anderson'un read permission'ı yok. Bunların hiçbirinin read permission'ı yok. O yüzden biz bunu yapamıyoruz. Çünkü bu kullanıcıların hepsi normal kullanıcılar. Burada benim belki sistem admin vardı. Onu bulmaya çalışayım. Bakalım o var mıydı? Evet, Engin. Burada bunların hepsi bütün buradaki kullanıcıların read permission olmadığı için ben bunları transfer edemiyorum. Eğer hani read permission vermek istiyorsanız öyle bir kişi bulmanız gerekiyor. Çünkü profillerde hepsine read permission veremiyorsunuz.
Benim burada ikinci bir sistem etmenim vardı. Onu bulalım. Bakıyorum sistem etmenimiz var mı? Kullandığımız profillere bakıyorum. MySQL. Şurada sistem etmen var. Başka sistem etmen var mı? Onu bulalım. Eğer yoksa yenisini eklemek lazım. Transfer ederken. Şu anda bakıyorum. Öyle bir kullanıcım yok. Yeni bir kullanıcı ekleyebilirim. Burada yeni bir kullanıcı ekleyelim. Ne olsun? İşte Ahmet olsun. Ahmet Yılmaz diye bir isim seçelim. E-mail adresi ne olsun? Ahmet Yılmaz 78 gmail.com olsun. Bu şekilde seçiyorum. Username böyle olsun. Buradan ben Salesforce'u seçiyorum ve buradan sistem admin'i seçiyorum. Eğer bir arıza çıkmazsa bu böyle bir kullanıcı ekleyebileceğim. Save diyorum. Bakalım hata veriyor mu? Vermiyor. Şu anda benim kullanıcılarımda read permission olan başka bir sistem admin var. Ben işte o accountlarım, benim sahip olduğum accountları mass transfer record'dan ne yapacağım? O kullanıcıya vereceğim. Şu anda bakıyorum. Search yapıyorum. Engin'in rekordlarını diyorum. Engin'in rekordlarını buluyorum. Kime vermek istiyorum? Buradan Ahmet Yılmaz'ı seçiyorum. Bütün rekordları buluyorum. Benim sahip olduğum rekordları buluyorum. Hepsini seçiyorum. Transfer yap diyorum. Şu anda hepsini Ahmet Yılmaz'a transfer yapmış olması gerekiyor. Sol taraftan bakıyorsunuz. Transfer yapmış. Bunu aynı şekilde diğer bakalım. Burada mass transfer record deyince neler var? Accountlar var. Class'lar var. Credit memos var. Ya, resimler var. Yani düşüneceğiniz, aklınıza gelebilecek objektlerden çok daha fazlası var. Ama bir opportunity var mı ona bakmak lazım. Mesela bir opportunity göremiyorum. Opportunity yok mesela. Buradan bakıp neler var, neler yok onlara bakabilirsiniz. Lead'ler var görüyorsunuz. Formüller var. Formülleri transfer edebiliyorsun. Ama bu formül custom objekti. Customer'lar var. Bu şekilde transfer yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mass transfer rekordu kullanarak bir kullanıcıdan bazı rekordları alıp başka bir kullanıcıya transfer edebiliyorsunuz.